Kız Kulesi. Galata'nın aşkı. Bu eserin hem tarihini hem de esrarengiz hikayesini öğrenmek için tarihçi, seyahat yazarı Saffet Emre Songuç ile buluşmaya gidiyorum. Saffet! Esra! Bakalım bizi Kız Kulesi'nde ne tür sürprizler bekliyor. Ne esrarengiz hikayeler. Aynen, efsaneler. Asiyabedes Persleri durdurmak için buraya bir kale inşa ediyor. Aslında burası küçücük Aslında bir adacık. Aslında amacı bu muydu? Evet, bu amaçla. Geldik. Muhteşem bir yapı. Çok güzel Esra. Hadi gel inelim istersen. Hadi tekrardan. Gidelim. Gel istersen. Geldim. Hoppa, tamam. Teşekkürler. Esra, çok muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Şuradan baktığında bütün Boğaz, bütün tarihi yarımada ve Pera gözümüzün önünde. Müthiş. Esra, bak tam karşıda birinci tepede Topkapı Sarayı'nı görüyorsun. Evet. Orası Osmanlı'nın cihana yaklaşık 400 yıl yönettiği yer. 7. tepeyi kimse bilemez Esra. 7. tepe neresi? Ben biliyorum. Söyle bakalım. Cerrahpaşa değil mi? Wow, süpersin, süpersin. Leandros yolunu kaybediyor, boğulup gidiyor. Ama efsane bu Esra. Kimileri de diyor ki, üzüldün değil mi? Yazık oldu güzelim Yazık oldu. Kızla çocuğa diye. İşte buradan da Esra'cığım şunu çıkartıyoruz. Kaderden kaçılmaz, değil mi?